Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde Vivler üzerinden controller'a parametre gönderdik. Parametre gönderme yöntemleri route, value ve questing aracılığıyla idi. Şimdi ise sayfalar üzerine bir form hazırlayacağız. Formu HTML bölümünde hazırlamıştık. Ancak ASP.NET MVC'de form hazırlama işlemi biraz daha farklı. İlk olarak ASP.NET MVC ortamında bir form tasarlayacağız. Daha sonraki derslerimizde ise bu form aracılığıyla controller'a bilgi taşıyacağız. Aynen view üzerinden controller'a parametre taşır gibi bilgilerimizi paketleyeceğiz bir form içerisine ve bu formu controller altındaki ilgili action metoduna göndereceğiz. Bilgi kayıtları bu şekilde yapılıyor. Yani bir kullanıcı tanımlama sayfası var, kullanıcı oluşturma sayfası. Kullanıcılar bilgilerini girer. Butona bastığı zaman burada kullanıcının girdiği bilgiler form içerisine paketlenir ve ilgili action metoduna gönderilir. Action metodu aynen controller'un parametreleri aldığı gibi yine controller bu sefer bilgileri form içerisinden açıp alacak ve bunları ilgili yerlere kayıt işlemini yapacak. Şimdi ilk olarak bir form tasarlayalım. Şöyle yeni bir tane action metodu oluşturacağım. Şöyle public geri dönüş değeri action result. Şöyle mesela ürün ekli olsun. Bana bir tane return view deyip bana bir tane view döndürecek. Ürün ekle view'ini. Sağ tıklayalım. Add view diyelim. Ürün ekle layout kullansın. OK diyelim. Şimdi buradaki kısma ürün ekle diyelim. Şöyle bir satır çizgi ekleyelim. Daha sonra da şurada yapacağımız ilk işlem html.beginform. Şöyle beginform'un parantezini açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Bir de şuraya using ekliyoruz. Şöyle parantezleri kapatıyoruz. Şöyle süslü parantezden açıyoruz ve buraya formumuzu oluşturabiliriz. Şimdi oluşturacağımız form için bu strip sayfası oluşturalım yine. Yani gideyim getBootstrap.com'a bir tane örnek formu alayım, buraya yapıştırayım. Daha sonra MVC açısından değişiklikleri yapalım. Evet, şuradan şuraya search'e form yazıyoruz. Form sayfasına direkt geliyor. Şuradan bir tane örnek bir form alayım. Şöyle gelelim mesela şunu alalım şuradan. Şöyle şuraya bu formu yapıştıralım. Formu şuradan form taglerini zaten begin form getirecek bana. Burada bunlar olması gerekmiyor. Burada ürün adı diyelim. Mesela şuraya ürün adı. Ürün adının altına şöyle bir text box ekleyelim. Text box'ımız şöyle ekliyoruz. @html. Şöyle text box diyorsunuz. Text box'a bir isim veriyoruz. Text box'a verdiğimiz isim örneğin ürün adı. Yani şuradaki değişkenin adı. Sonuçta buradan girdiğimiz bir bilgi bir form içerisine paketlenecek. O formun paketlediği bilgi ürün tipinde olacak. Yani buradaki isimleri kullanmanız gerekiyor. Ürün adı, daha sonra ürün açıklaması. Şöyle şuraya ürün adı. Daha sonra ikinci parametre olarak value'sunu veriyorsunuz. Value'su null olsun, yani içi boş olsun. HTML attribute'ü ise şöyle bir class verelim buna. Şöyle new. Şöyle add class'ına şöyle form control diyorsunuz. Control aynen aşağıdaki olduğu gibi. Şöyle. Evet, bu şekilde bir text box'ı hazırlayabilirsiniz. Aynı şekilde ikinci satırı şöyle hazırlayalım. Buna bu sefer text diyelim. Ürün adından başka fiyatını alalım. Yine aynı şekilde şöyle fiyat bilgisi şöyle getirilsin. Şuraya fiyat diyelim. Şöyle fiyat. Şöyle ürün açıklaması. Şöyle resim ekleyelim bir de. Fiyatta olduğu gibi şöyle bir de resim ekleyelim. Şöyle resim diyelim.
Bir de satışta mı alana? Şöyle şunları aşağıya doğru şöyle alalım. Şöyle şunu alalım şuradan. Şöyle yine şöyle alalım. Bu da radyo butonları ise şöyle satışta mı olsun? Satışta mı alanı? Şuraya da şöyle diyeceğiz. Radyo buton HTML nokta radyo buton. Radyo butonu bir name vereceğiz. Şöyle şuradaki isim vereceğiz tabii satışta mı? Şunu. Ve bir tane value vermeniz gerekiyor. Bu value'su da şöyle true ya da false olabilir. Şöyle mesela true diyelim. Satışta mı virgül şöyle true diyelim. Şöyle evet diyelim. Aynısından bir tane daha ekleyelim. Burada da şöyle hayır olsun. Bu da false olsun. Evet bu şekilde. Evet bu şekilde tasarımı yaptıktan sonra bunların dikkat ederseniz label üstte text box'lar altta olacak şekilde tasarlandı. Şöyle horizontal yani yatay bir formda tasarlayabilirsiniz. Div class şöyle form horizontal'u seçelim şöyle. Formu kapsayıcı bir eleman içerisine alalım. Şöyle en aşağıya. Daha sonra her bir satırda şöyle bir form grup olacak. Tamam. Ama her bir label'a şöyle bir class vereceğiz. Şöyle control label ve call md örneğin 3. Tabii şu da şurada olacak. Bunu her bir label'a verelim. Evet, bundan sonra şuraya geleceksiniz. Şöyle, şöyle bir div class. Şöyle şunu aşağıya alacağız. Şuraya da üçlük dokuzluk kısmı vereceğiz. Call md 9'lu kısım. Evet bu şekilde her bir tanesini şöyle ayarlayalım. Şöyle label'dan sonra her bir tanesini ekleyelim. Daha sonra da kapanma dibini ayarlarız. Şöyle. Daha sonra şuraya kapat. Şurayı kapat. Şurayı kapat. Evet, gayet güzel. Bir de butonu biraz ötelemek lazım. Şöyle şunu da bir şöyle form grubun içerisine alalım. Form grup. Şöyle. Daha sonra şunu da şöyle şöyle div class. Şuraya bir offset bir de şöyle 10 değil de 9 kolon. 3 tane deleyelim. 9 tanesini alalım. Evet şu şekilde bir form tasarladık. Şimdi şurada dikkat etmemiz gereken text box kontrolünün ya da herhangi bir HTML kontrolünün ilk parametresi buradaki isimle aynı olması gerekiyor. Sonuçta ben formu gönderdiğim zaman içerisindeki bilgiler action metot tarafından tek tek alınacak. Nasıl ki şöyle ilk olarak mesela ürünü ekleyip şöyle çalıştıralım. Formun boş halini bir görelim. Evet bu şekilde bir form. Ürün ekleme formu olacak bu. Evet formumuz bu şekilde ama kontrollerin ben genişliğini şöyle sabit bir değer vermişler. Bunu almak istiyorum. O da şurada site CSS'in altında 280 piksel demişler. Bunu buradan kaldırmak istiyorum. Daha güzel gözüksün. Şöyle gelelim. Content'in içerisindeki site CSS. Burada 280 piksel verilmiş input kontrolleri için. Onları aldığımızda ve F12'ye basıp ön belleği boşaltıp yeniden yüklediğimizde evet, şu şekilde oluşuyor. Evet, gayet güzel. Ben en son olarak şurada bir de ürün eklenin. Şöyle kaydet butonunu şöyle değiştirelim. Şöyle gelelim, yenileyelim. Evet. Şimdi şuradan kaynağa baktığımızda şu formu şöyle bir inceleyelim. Bakın, begin form yaptığım zaman şurada gördüğünüz gibi bir tane form oluştu. Açılır,
ve kapanış formları içerisine, bakın form horizontal divini açmış. Her bir elemanı burada şu şekilde bir form grubu şeklinde oluşturmuş. Form grubun içerisine baktığım zaman benim HTML nokta text box dediğim şey, bakın input text kutusu olarak ayarlanmış. Diğerleri de bakın text araya dediğim text araya olarak oluşturulmuş. Aşağıya geldiğim zaman radyo butonları bakın type radyo olan bir input'a çevrilmiş ve varsayılan değerleri true ya da false olarak işaretlenmiş. Evet, siz arka tarafta begin form yapıyorsunuz ve içerisine normal HTML helper metotlarını kullanarak kontrolleri oluşturuyorsunuz. Ama bunun çıktısı normal HTML çıktısı. Yani aslında begin form kullanmak yerine gelip şu içeriğin aynısını Weave'in üzerinde oluşturabilirsiniz. Gene aslında sonuç hiçbir şey fark etmez. Sonuçta gitmek istediğimiz sonuç bu. Sen burada form oluşturuyorsun kullanıcıya. Bu form aracılığıyla buradan girilen bilgilerin hepsi ürün sınıfının içerisine paketlenecek ve bu controller'a gidecek. Şimdi aynı bir önceki dersimizde olduğu gibi controller'ın action metoduna gelen parametreleri nasıl alıyorsak form içerisinden gönderdiğimiz bilgileri de parametre olarak action metoduna göndereceğiz ve buradan alacağız. Ancak dikkat etmeniz gereken şurada bir nokta daha var. Biz begin form'a herhangi bir parametre vermedik şurada. Şurada dedik sadece html.beginform dedik. Şuraya normalde parametre verilebiliyor. Ayrı ayarlamalar için. Ama herhangi bir parametre vermediğim zaman buraya gel de action metodu home/ürün ekli oldu. Şimdi buradaki action metodunun görevi bu formun içerisindeki submit butonuna kullanıcı tıkladığı zaman bu formun gidecek olduğu adres. Bu formun gidecek olduğu adres home kontrolü altına ürün ekle. Zaten ben ürün ekle sayfasında olduğum için buradaki butona tıkladığım zaman bu form home controller'ın altındaki ürün ekle gönderilir. Bu da varsayılan ayardır zaten. Yazmasan da bu çıkar. Ama ben tamam ürün ekle formu ama ürün ekle formunu ben ürün kayıt action metoduna göndermek istiyorsam o zaman gelip buraya action özelliğini değiştirmen gerekiyor. Şuraya parantezleri açtığımızda şunu kapatalım. Şöyle parantezleri açalım, kapatalım. Birincisi action metodun ismi. Örneğin action metodu ne bizim şu anda? Ürün ekle. Virgül, bakın ikinci parametre controller'ın ismi. Home controller. Virgül, burada form'un metodu. Burası da önemli. Şöyle form metot diyorsunuz. Nokta. Bunun varsayılanında post. Hiçbir işaretleme yapmadan, hiçbir ayar yapmadan aslında bu sonuca biz ulaştık. Metodu post olarak göndermek demek bunların içerisinde girilen bilgileri HTTP post yöntemiyle gönderiyorsunuz. Yani buradaki bilgiler kullanıcılara gösterilmeden form objesinin içerisine paketlenip gönderiliyor. Bunu kullanıcılar direkt göremiyor. Bir de bunun alternatifi var. Eğer buraya get yazarsanız bu durumda buraya girilen bilgiler query string olarak şurada gösterilir. Şöyle çalıştırıp bakalım. Evet bakın şuraya bir mesela ürünler gireyim. Mesela Samsung diyeyim, açıklama diyeyim. Şöyle fiyat 200, resim 1.jpg gireyim. Şuradan evet seçeyim. Kayıta tıkladığım zaman şu anda bunun tipi, bakın formun tipi get metodu. Ürün ekle get olarak gidecek. Tıklarsam bakın burada girilen bütün bilgilerin hepsi buraya. Kontrolün ismi ve girilen değer. Kontrolün ismi ve değer. Bakın et işaretleriyle ayrılarak query string tipinde gönderiliyor. Tabii ki bunu ben istediğim zamanlar olur. Ne zaman? Örneğin bir arama yapacağım zaman get metoduyla ben bunu action'a göndermek isteyebilirim. O da nasıl mesela? Şöyledir. Arama mesela eşittir. Q eşittir. Buraya aranacak kelime. Aranacak şöyle kelimeyi oluşturduğunuz form aracılığıyla get kullanarak gönderebilirsiniz. Genelde aramalar zaten böyle. Yani Google'a gelip şöyle bir arama yapsa. Mesela arama diyelim. Bakın şuraya search. Search'in altında bakın yanında bir query string bilgisi ve arama. Daha sonra senin tarayıcınla ya da seninle alakalı bir sürü bilgi de burada Google'a gönderiliyor. Ama bizim için önemli olan burada aramanın buraya gittiği. Bakın mesela arama şöyle bir desek, yenilesek bakın burası değişiyor. Yani şu an bu sayfa buradaki bilgiyi alarak bir arama yapıyor.
Bu sayfa yüklendiği anda buradaki bilgi geliyor, burada aranıyor ve de ona göre sonuçlar çıkartılıyor. Aynı işlemi sen arama için kendi uygulamanda yapacaksan bu durumda get kullanmak mantıklı. Ama burada girdiğin bilgileri kaydettiği bunu kullanıcıya göstermenin anlamı yok. Bunlar form nesnesinin içerisinde normal bu istek gönderilirken onun body'si içerisinde, HTTP body içerisinde paketlensin, şifrelensin, o şekilde gönderilsin. İstiyorsanız bunu post yapmanız gerekiyor. Şu post olmalı. Bilgi kayıt formlarında post kullanılıyor. Evet, dediğim gibi gitmesini istediğiniz action metodu ve de gitmesini istediğiniz controller, home controller action'ı ürün ekle ve de tipi post. Bunların hiçbirini yazmasanız da zaten bunların varsayılanı bu. Çünkü zaten ürün ekle içerisindeyiz. Home controller'ı bağlı ürün ekle içerisinde olduğumuz için varsayılanları bu şekilde. Evet, bu şekilde bilgilerimizi oluşturduk, formumuzu oluşturduk. Şimdi formumuz post metodu ile buradan kullanıcının girdiği bilgilerin ilgili action metoduna gönderecek. Evet, formumuzu hazırladık. Bundan sonraki dersimizde ise buradan gönderdiğimiz bilgileri controller tarafında karşılayıp, şurada karşılayıp, bilgileri karşılayıp gerekli yere kayıt edelim. Bunu bir sonraki dersimizde yapalım.